tane daha videosu var Eda Okumuş'un onu da izlemek istiyorum dostlar canlı yayında. Çok seveceğinizi umuyorum kesinlikle. Ee, şu sebepten izleyelim diyorum o videoyu. Videonun başlığını görünce zaten altınıza sıçacaksınız. Bak net eminim. Bak dur. Neredeydi o video? Aha bu video. Hangi çizgi film karakterlerini döverim diye video yapmış. Hayatımda bu kadar yaratıcı bir içerik görmedim arkadaş ya. Bu neden daha önce benim aklıma gelmedi? Kesinlikle daha önce benim aklıma gelmesi gerekiyordu. Keşke benim aklıma gelseydi bunu seri haline bile getirirdim ya. Şimdi yapsam özenti falan derler, gerek yok. Yakışmaz bize böyle bir karaktersizlik. Yakışır da yapmam ben. Yani Bacaklarım üşüyor. Hoş geldiniz. Normalde başka bir video çekecektim. Ama sonra bilmiyorum bir anda aslında gerçekten bu sabaha kadar farklı bir video çekecektim. Sonra sabah kalktım dedim ki ulan dedim ben acaba hangi çizgi film karakterlerinde varım? Hangileri beni döver? Tabi. Hangimiz sabah uyandığımızda böyle varoluşsal sancılar yaşayıp böyle şeyler sorgulamıyoruz ki? Ben de sorgu diyorum. Geçen kendi kendime dedim ki Kayu'nun kardeşi olsam Kayu'nun kafasını tokatlar mıydım acaba? Çünkü hep bir erkek kardeşim olmasını istemişimdir mesela. Hani erkek kardeşim olsun da onu gece gündüz döveyim istemişimdir. Yani yalan yok bunu daha önce canlı yayında da söylemiştim. Sebebini bilmiyorum. İçimde hep bir buruk kalmıştır o. Ya tek erkek çocuk olduğum için 3 kız kardeşim var. Gerçi onlara da türlü işkenceler yaptığım doğrudur zamanında ama erkek kardeş olsa onu bir ayrı döverdim ya. ...falan diye düşünmeye başladım. Tartışma nerede başladı bilmiyorum. Ama bir anda kendime çizgi film karakterlerin resimlerini ararken buldum. Yani bu yüzden... Sen hangi YouTuber'ları döverim diye video çek. Kanka öyle bir video yaptığımı düşünsene. Ben tek tek YouTuber'ları koyuyorum. Ben bunu kesin döverim. Ama şöyle bir sıkıntı var dostlar. Ben hepsini döverim. Hani şimdi gerek yok videoyu çekmeye. Zaten sonucu biliyorsunuz. Sonucu bileceğiniz için. Yani böyle bir videoya gerek var mı bilmiyorum. Ah! Neymiş bunlar pardon kaslarımı sıkınca duvarlar titredi de deprem oldu sandım falan. <laughs> Eve hırsız girdi şu an. Kapıyı kapat düzgünce ya. Bak, tamam aferin thanks. Bak. Evet neyse yani videonun amacını hani şimdi yorumlarda sormayın sakın Eda abinin alaka nereden aç, saçla açayım Allah aşkına. Yani falan öyle sormayın. Çünkü ben de bilmiyorum. Şimdi bir kere baştan söyleyeyim ben şiddet meraklısı, şiddet yanlısı bir insan değilim kesinlikle. Kimse de dövemem. Dayak yerim büyük ihtimalle. Ama bazı karakterler sanki... Ne o Tuna Tavus'u döver? Oğlum saçma sapan sorular sormayın. Şu anda şaka yapıyoruz farkındasınız değil mi? Yani kalkıp böyle canlı yayında şunu döverim bunu döverim diye konuşmuyoruz. Şu an tamamen espri yapıyorum. ya Belki ciddi alan vardır. Bir kişi bile olsa şu an chatte 1700-1800 kişiyiz. Yani 1700-1800 kişi içinden belki iki tane IQ'su çok düşük insan vardır. Yani... Şu an bildiğin dalga geçiyoruz yani. <laughs> Sizce de hak Doğal ediyorum. olmaya çalışıyoruz. Manyak mısınız ha. lan? 26 yaşında insanım ben. 25 buçuk yaşında. Bu saatten sonra şunu döverim bunu döverim diye sıralama mı yapmamı mı bekliyorsunuz? <laughs> Bunlar çocuk çocuk muhabbeti. Youtube'da var ya en nefret ettiğim insan tipi birbirini boks turnuvasına çağıran, birbiriyle kavga eden, ben seni döverim ben seni döverim diyen insan tipidir ve emin olun böyle insanlar hayatında adam akıllı kavga etmemişlerdir. Bak size çok net bir şekilde söylüyorum. Kara gümrükte büyümüş gözümün önünde silahla adam vurulmasından tut bir sürü bıçaklanan insan görmüş bir insan olarak söylüyorum. Yani kavganın içinde doğdum diye kara gümrükten bahsediyoruz arkadaş. Gerçekten sürekli kavga eden kavganın içinde olan insan böyle çocukça şeyler yapmaz böyle saçmalıklar yapmaz. Çünkü bunun ne kadar çocukça ne kadar ergenci olduğunu kesinlikle bilir. Bak çok samimi söylüyorum size. Ne kadar böyle tehlikeli yerlerde büyümüş, pis mahallelerde büyümüş insanlara gidin sorun. Hep böyle bunlardan uzak olmaya çalışırlar. Bunlar hakkında konuşmayı çok sevmezler. Çünkü bunlar hakkında konuşmanın tekrar söylüyorum ergenci olduğunu bilirler. E o sen ciddi kanka ciddiyim tabii ki ya. Yani isim vermek istemiyorum başım belaya girmesin diye. Çünkü çok tehlikeli insanlar bunlar. Ee, Karagümrük'te çok ünlü bir çete vardı. Çok çok ünlü hatta. Adını söylesem direkt siz de bilirsiniz. Ya benim gözümün önünde kahvehane falan taradılar ya. Yani çok sıkıntılıydı bundan 15 sene önce falan Karagümrük tarafları. Çok sıkıntılıydı. daha hak ediyor. Bu yüzden böyle bir şablon hazırladım. Üstte kesin döveceğim karakterler var. Ya ben bunu net döverim dediğim karakter. Ya, çete dediğim mafya bu ya, arada. Bir altın. Çeteden kastım böyle 15, 16, 20 yaşındaki ergenlerin toplanıp cebine silah alması falan değil. Benim bildiğim mafya yani böyle çok ünlü insanları tehdit eden mafyalar vardı Karagümrük'te. İsimlerini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Ee, normalde hiç çekinmem böyle şeylerden ama bunların ismini vermem doğru olmayabilir. Yani doğru olmayabilir. Da tersime gelirse bir tane. Sanki suç atıyormuşum gibi olur çünkü olmaz. Patlatırım ama onun dışında yok çok da hani öyle meraklısı değilim. Bir altında ise sataşırım ama dövmem. Sevmiyorum kendisini uyuz oluyorum. Sataşırım biraz bir böyle. Ama dövmem. Bir altında istersem döverim ama hiç uğraşamam. Hani hiç yani sen buna bile değmezsin. <laughs> ya da hani belki... <laughs> ya içeriği mükemmelliğine bakar mısınız derken... Bir dakika. Neredeydi ya bu? Allah Allah. Ulan şöyle tam çetelerden, mafyalardan bahsederken... Bahsederken Pablo Escobar gibi pro yakacaktım. Çakmağımı uğramadım. Bir dakika geliyorum. Ben geldim. Bebişkolar. Abi Yusuf Kayalp 11 ay 20 gün hapis cezası almış. Kanka onun videosunu izledik demin ya Yusuf'un. Yusuf'un videosunu izledik. Ne o pro ve sigara arasında ne fark var? Kanka sigara içe çekiliyor. Pro içe çekilmez. Pro'yu ağızda bekletirsin. O güzel aromasını alırsın. Daha sonra salarsın. Tabii ki iğrenç bir şey. Tabii ki tütün mamulleri ve alkolden olabildiğince uzak durun. Daha önce de söylemiştim ben dört dörtlük bir insan değilim. Benim kötü taraflarımı değil iyi taraflarımı örnek alın. Yani bu benim bir zaafım diyelim. Ben seviyorum. Günde bir tane özellikle canlı yayınlarda hani burada sohbet muhabbet ediyoruz ya iki saat 3 saat böyle. Hani sohbet muhabbet ederken içmek güzel geliyor. Günde bir tane o kadar yani. Ama aradaki fark o. Ben seni döverim ama hani seni seviyorum. dövmem. Bir altındaysa ise bu beni net döver. Asla asla sataşmıyorum. Listemizde Sünger Bob var, Temel Reis var, Furp var. Ondan sonra Bugs Bunny var, Scooby Doo karakterleri var, Dora var. Allah belasını versin onu. Tom ve Jerry karakterleri. Pepe var. Bir de Kayı var. Şimdi başlıyoruz o zaman. Sünger Bob. Bir kere Sünger Sünger Bob'u tokatlarım bu arada. Eda ile birlikte ben de dövebileceğim çizgi film kahramanlarını söylemek istiyorum. Muhtemelen hepsini döverim. Ciddiyim bu arada. Şaka yapmıyorum. Ben Sünger Bob'u tek tokatla amel defterini kapatabilirim. Allah'ına kavuştururum Sünger Bob'u. Bob ne yani sünger? Ben bunu ben bunu net döverim. Ama döver miyim? Yani sünger Bob ben küçükken de o kadar sevmiyordum açıkçası. Yalan söyleyemeyeceğim. Ama kendisi şey oldu. Ben severdim sünger Bob'u. Sünger Bob kare şort. Büyük ihtimalle hani hiç uğraşmam yani. Çünkü yani istesem de döverim. Net döverim. Ne yapacak ki yani suyunu sıkarım ben onun. Temel Reis'i şimdi Temel Reis bana öyle ıspanak. Temel Reis'i dövemem ben. Temel Reis'i neden dövemem? Çünkü çizgi filmlerden izlediğim kadarıyla Temel Reis şerefsiz normalde böyle ıspanak yemediği zaman gayet normal bir karakter. Çok da güçlü değil. Yani herkes hatta herkes tarafından dayak yiyen bir karakter. Ama ıspanak yedikten sonra çok güçleniyor. Hatta o kadar güçleniyor ki yani evi falan kaldırıyor. Yani evi kaldıran birini dövemezsin teknik olarak dövemezsin nasıl döveceksin ev kaldırıyor araba kaldırıyor araba fırlatıyor yani ıspanaksız döverim ıspanakla dövemem. Attığım ıspanak karşıma çıkmayacak ıspanağına güvenmeyecek öyle. Ispanaksız halini net döverim çünkü aynı benim gibi cılız. Belki bir ıspanaklı hali. Temel Reis çok da cılız değil bu arada. Temel Reis gayet kaslı ya. Evet Temel Reis kaslı. Yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Temel Reis Temel Reis'in neresi cılız ya? Temel Reis sentrol basmış gibi anasını satayım kollara. Bunun neresi cılız? Temel Reis'in götünde bile kas var. Yani ıspanaksız hali de kastı zaten. Ispanak da bir tık daha böyle güçleniyor. bir, bir, bir ondan dayak yerim belki ama ıspanak sahile net döverim. Mickey Mouse ben bunu net döverim. Mickey Mouse'u tokatlarım bu arada. Mickey Mouse'u da çok rahat döverim. Mickey Mouse çakallık yap, yapmasın ama. A konuşu uyuz olurum kendisine. Hitler'i destekledin hepimiz biliyoruz. Ee, net döverim. Karşıma çıkmasın o fare. Ne Mickey ne Mouse ben de. Döverim. Döverim. Siz de kıyasla yazın, kıyasla dostlar? Net döverim. Kimi dövebilirsiniz Akıllı kimi dövemezsiniz. Bir şeyler yapıyor icaz. Şu an yani saat gecenin 10'u 1600-1700 kişi hangi çizgi film karakterlerini dövebileceğimizi söylüyoruz ya. Çok ilginç. Hayat gerçekten çok ilginç. Eskiden annem derdi ki oğlum işte oku doktor ol doktor olmanı çok istiyorum falan derdi babam da çok isterdi ben de deli gibi ders çalışırdım doktor olmak istiyorum derdim yaşım 25 buçuk hangi çizgi film karakterlerini dövebileceğimi söylüyorum 2021 yılında Kasım'ın 2021'i gerçekten inanılmaz bir kariyer planı yapmışım kariyer planlamasında Neo gibi olun ad ediyor falan filan ama ben onu net döverim. Doğru toz kafa bana ne yapabilir ki? Karşımı çıkarsa döver miyim ama? Döverim ama hiç uğraşamam. O kadar o kadar şeyde değilim yani. Psikopat. Ama hani çok da güvenmesin. Ama Ferb sessiz falan ama bence yani hiç güvenmeyin. Kesinlikle Ferb hani beni net döver. Bugs Bunny, şimdi şöyle Bugs Bunny beni döver. Cesedimin üstünde de havuç yerdi. Çok güçlü olduğu için de var. Hayır. Çok kurnaz ve hani pis bir insan olduğu için. Biraz azıcık şeref Maksimali yoksun. insan mı Kurnazlıkla falan beni öldürür. Ama arena da karşıma çıksın. Ben bunu net döverim. Yani o yüzden ikisi arasında bir şey demek istiyorum. Yani hani satışırım ama dövmem diyorum. Çünkü hani sonumu getirir. Şimdi scooby karakterlerine geliyoruz. Bir kere şu Fred ve Shaggy. İstesem döverim ama hiç uğraşamam. Çünkü ben şey ki dövemeyebiliriz. Kendimi seviyorum. Ama istesem net diyorum. Allah aşkına bir kere gözünü açsın. Allah'ın keşi. Karşıma bir a** bir <laughs> iş. En Ben aslında Nerede? Elinin körü önünde. Doğru mu orada demeyin bana. Ne yazın güncellemesi sende bana karşıma güncelleme çıkarıp duruyor. Şimdi Tom ve Jerry'e geldik. Bir dakika hangisi Tom'du? Kedi Tom'du değil mi? Tom biraz gıcık. Hani şimdi neden fareyle uğraşıyorsun? O da var. Hani fare de ayrı bir gıcık zaten. Ya Wings perilerinin hepsini döverim. Kanka Wings perilerini döv bu arada ya bir zahmet. Şimdi Thomas saldırır mıyım? Hayır. Ters bir tane patlatırım. Jerry <laughs> de tam tersi beni net döver. Bu bir yolunu bulur, bir şeyini bulur beni net döver. Ben asla abi derim, asla taşmam. Şimdi Wings karakterlerine... Wings karakterlerinin hepsini döverim. Ama dövmem. Çünkü kadın falan. <laughs> Geldik. Güçleri olduğu için adil bir kavga olmaz. O kadar gücü bana ekleseler ben de Öyle artistik yaparım. Bunlar beni net döverler. Bir şey demiyorum. Ama Bloom'u ayrı bir şekilde koydum. Bloom'un Allah belasını size ben onu net döverim. Küçükken de sevmezdim zaten. Hani bilmiyorum. İçimde tuhaf Bloom nefreti var. Ki zaten en sevmediğim arkadaşlarım da hep Bloom olurdu. Dostlar hangi Wings'tiniz bu arada küçükken? Ben Floracıydım. Şimdi sırada Pepe var. Net döverim. Hiçbir yolu yok yani. Ne yapacak? Şarkı mı söyleyecek? Kayu'ya geldik sıra. Ben Kayu'yu dövmezdim dostlar. Çünkü Kayu'nun gerçek hikayesini duyduğumdan beri Kayu'ya bulaşmamak istiyorum ya. İst, ya sataşırım ama dövmem. Hatta yok. İstersem döverim ama hiç uğraşamamı koyardım ben Kayu'yu çünkü. Kayu'nun saçları neden yok biliyor musunuz? Kanser olduğu için yok. Yani kanser bir çocuğa el kaldırmazdım diyerek buradan da net günlük duyarımı kasmak istiyorum. Günlük duyarlar bizim için çok önemli biliyorsunuz dostlar. Ben şimdi Kayu şöyle. Ben Kayı'yı küçükken izliyorum ki çok da küçük değilim eşek. Ben de bloomcuydum bu arada ya. Kalardım Kayı'yı izlerken. Bir karazim yok baktığınız zaman. Ama şimdi şöyle. Dövebileceğimi düşündüğüm bir karakter. Yani döverim büyük ihtimalle. Yani şöyle diyeyim ben bunu satışırım ama dövmem. Evet bu kadardı. <laughs> Net döverim kategorisine kimleri koymuşum? Mickey Mouse hak ediyor. Bir dahası bir daha koyarım. Fred, Dora, Allah bela. Evet. Ben ben de bu <laughs> Bu da böyle bir psikopat kanal dostlar. Gerçekten psikopat olduğunu düşünüyorum kanalın. Lay lay lom galiba sana göre sevmeler o başına nay galiba.